videoyu da öksürerek açtım sevgili dostlar, kusura bakmayın. Hepiniz kırsal kesime tekrardan hoş geldiniz. Sevgili ziraat, hububat ve hayvancılık gönüllü dostları. Bu sefer farklı bir gurur tablosu, level 2 mining. Staircase yapabiliyorsunuz. Staircase benim hakikaten hiç işime yaramayacak bir şey. Aha, combat. Oh, Stardrink. Stardrink diye okunur herhalde bu. Stardrink yapıyormuşum. Artı 5 can veriyormuş falan. Çok lazım değil ama kafam eserse yaparım yani. Artı 5 canım olacak diye kendimi paralayacak halim yok. Bunların da altın olan şeyi, bir sarı yıldızlı olanı sattık. 3-5 cebimize para girdi. Spring'imin 17. şeyi. Ne olur şu bitkilerden bazıları çıkmış olsun ya. Abi yalan olacak. Yaz gelecek, onlar yalan olacak. Çok korkuyorum. Çıktı mı? Çıkmadı. Hiçbiri çıkmadı. Şimdi şunları, olanları şuraya bir dolduralım. Bu Earth Crystal falan ne yapacağım ki ben acaba? Copper bir tane daha çıksaymış keşke. Bu yanımda dursun. Kırdırırız. Bunu böyle atayım. Aa, burada bundan... böyle yapacaktım. Yanlış yaptım. Şunu kırdırırım demiş miydim? Sulama zımırtımızı aldık. Allah'ım ne kadar huzurlu müzikler gene ya. Bugün gene madene inesim var. Çünkü doğrudan 10. seviye falan ne biliyorum. Ama aşağı tarafları gördünüz. Oralar çok sıkıntı. O 3-4 tane sümük beni bir tane köşede kıstırırsa... Bir de o sümükler yüzünden yavaşıyorum ya, orada çok panik oluyorum. Koşamıyorum. Koşamayan bir çiftçinin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Şu şeyi de gidip doldurayım. O tarafı da deneyesim var ama bugün balık da tutasım var. Şu crafting'deki recycling machine'i az bir şey istiyorsa onunla yapabilirim. Odunları biriktirip community center'a onunla götürebilirim. Benim baltamı upgrade edip hardwood dediği şunlar olabilir. Şunlardan hardwood çıkarmaya da çalışabilirim. Yani gerçekten köy yeri insanın sonsuz fırsatlar sunan bir derya deniz. Oo, na ilk defa yürürken gördüm seni köpek. Ay canım benim. Tipini sevdiğim. Aa, 20 tane olmuş zaten ya. Bunları yapayım mı o zaman? Hadi yapayım yandan ya. Gerçi bunu yaparken beklemek de hoş değil ama. Bu sırada şu tarafa bakalım. Crafting. İçeri bomba geç ya. Onu yapacağımı çok sanmıyorum. Hala o balık yemeği yok burada. O beni çok üzüyor. Furnace recycling machine. Aa, iron bar istiyorsun. Staircase. Down a level in the mines. Ana! Şimdi jetonum düştü. Bunu gidip bizim orada, bizim evin yanındaki madene yaparsam bir alt katına inebiliyorum galiba. Gibi geliyor bana. Yoksa şüphem mi var? Dur şu yenisini atayım. Dur deneyeyim ya onu. Hayvan gibi taş var zaten. Bakayım orada yapabiliyor muyum bunu ya? Aa, bizim maden bir işe yaramaya başlıyor artık. Şuradan indirelim mesela aşağı. Hadi. Abi koyabiliyormuş gibi koyuyor, göstermiyor. Şeyi koymuyor. Niye? Ne yapacaktım ki bunu anlamadım. Şuradan bir yerden... Ay Allah, uyuz oldum ya. Evet, mal gibi boşuna yaptık. Ya aslında bu oyun bu kadar şey oynanmamız gerek. İnceden internetten falan bakmak gerek neyi nasıl yapılacağını. Ama işte ben sizi oynarken öyle bir fırsatım olmuyor. Biraz gebeş gibi oynuyorum. Şimdi ne yapacağım ben bu staircase'i? Level in the mines. Madenlerde... Evet, bir seviye aşağı inmek için kullanılır diyor. Neyini zaten anlamayacağım ki, ben de tekrar tekrar bakıyorum. Odun sayım 200 olduysa şey, community center'a atabilirim onları. Şuraya şunu atayım, buna ihtiyacım yok. Odunum 200 yok, 200 yokmuş abi. Şunları at, kömürünü at. Bunu kırdıracağız.
Şu an odun da toplayabilirim aslında. Şu ufak bir yerdeki dandik odunları. Nereden bir bir yani nereye kadar? Şu ağaçları çok sallayınca bir şey oluyor mu acaba? Sanmıyorum. Hadi şunu kırayım bari. Boşuna gelmiş olmam. Baltayı upgrade etmek acaba kaç para? Çok hayvan gibi para değilse onları falan da yapmaya başlayabilirim önceden. Bak hayvan gibi odun oldu işte şimdi. Ver bakayım. Çat 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 çat. Neyse dur şu köylük yerdeki işlerimizi halledelim de. Sonra bunlara tekrar döneriz bakarız. Etraftan meyveli ağaç bulursam onlara da adanabilirim. Ne var? Şu yolumu değiştirdiğime değecek kadar bir şeyim bilmiyorum ama bulduğum yerde yapışıyorum. Ben neye gidiyordum? Ha taşları kırdıracağım. Taşları kırdırdıktan sonra yapabileceğim ne var? Farklı yerlerde balık tutabilirim. Başka ne var? Orada bir görev vardı ama onları zaten yapamıyorum. Bakmayacağım o yüzden. Sinirim bozuyor. Pardon. Şimdi şu taştan değerli bir şey çıkarsa bunu da aşağıdaki yere saldırırım. O da tohum mohum veriyor. Ödül vereceğim, ödül vereceğim diye tatava yap. Tohum veriyor abi, tohum. Kendi yediği karpuzun çekirdeğini veriyor. Gerçek ödülcülük bu değil. Evet, bu ilk defa çıktı. 5 tane taş mı çıktı? Allah kahretmesin. Neyse şu diğer... Bir saniye canım kardeşim, pardon, bir bakabileceğim bana ya. Upgrade tools desek. Aman, bakma bakma, dön. 2000 altın diyor yalan. Oha, şey buraya girdi. Şşş, pardon bayan. Kitaplarınızı mı düşürdünüz? Lan sen çok güzelsin, gotik gotik. Kızım suratına bakınca konuşasım gelmiyor, kaçıyorum. Şunu bir donate edeyim size. Okey. Aa, herkes burada. Bir saniye, tanışmadığım insan burada mı lan? Vincent. Penny'yi biliyorduk. Abi oldu. Gerçekten oldu. Abi ne hediye var diye görev çıktı. Şu çok güzel kıza gidelim. Ya sen güzel kız dedim ama tam bir sığır çıktın. Sana kendi ellerimle topladığım meyveyi verdim. Ne yapayım bununla mı dedin? Eh, parasını aldım bana ne, hemen görevi tamamladım. Şimdi Robin'in kayıp baltasını boş ver. Deep yanlış tıkladık. Ha orada level 40'a in diyor. Tamam level 40'a öyle öyleyse inilir, tamam. Ha bu ile coop. Ne coop? Coop'u nasıl yapıyorduk? O şeyden bizim yöresel marangozdan yaptırıyorduk değil mi onu ya? O biraz zor iş abi. Ona para lazım. Tahta lazım. Benim tahta biriktirmem lazım ama tahta da şey değil ki. Benim arsadaki tahtalarda bitecek yani belli. Ve ne bereketli topraklarsa karpuzun yetişmediği sürede ağaç yetişiyor. Aa buraya niye geldim abi? Yanlış geliyorum ben. Şimdi balık tutabileceğim farklı alternatifleri düşünüyorum ama şey baitleri almadım yanıma. Gideyim baitleri alayım. Gerçi ben bugün çok zaten mal gibi zaman kaybettim. Bugün birinin doğum günü mü? Tamam geç. Şeyini tanımıyorum lan ben, tanıyormuşum olmak zorundayım. Çünkü tanımadığım kimse kalmamış olması gerek. Şu göreve de bakacağım ama dayanamadım. Dandelion var bende. Evelyn. Evelyn sen hangisin hatırlamıyorum. Dur önce dandelion'u alayım. Ulan bendeki dandelion'u sattım mı acaba? Satmamışımdır inşallah. Ta Evelyn hangisi? Yaşlı kadın mıydı? Galiba oydu, hatırlamıyorum. Neyse bir tane de böyle görev tamamlamış olurum. Community insanı olayım biraz da. Tamam buradaki her şeyimi de sulamışım. Geçerken ona da baktım gözücüyle. Dandelion. Şimdi gideceğiz Evelyn teyzeyi arayacağız köylük yerde. Allah'ım. Muhtara keşke yol sormasa. Muhtar hiçbir işe yaramıyor. Bari yol tarifi versin arkadaş. İkametgah vermiyor.
Şey var mı ya? Muhtarlığın hiçbir vazifesini yerine getirmişini görmedim henüz. Şimdi o muhtarın karısı mıydı lan acaba? Burada olabilir mi Evelin? Ne yapayım dayı? Hiçbir şey yapmış. Ben de seninle hiç iletişim kurasım gelmedi zaten. Evelin abla, teyze, kardeş. Evelin kapalı kapıların arkasına saklandıysan ben sana bir şey yapamam yalnız. Tamam, orası şeye gidiyor. Sağ tarafta bizim madenci dayı bilmem ne var. Şuradan bir saniye. Teşekkürler. Muhtarın bahçesindeki şeye dadandık gerçekten. Ha, burası da ne harap bitap bir yer. Evelin sen burada mı yaşıyordun ya? Ha bak, bu yaşlı Moru'yu hatırlıyorum. Alex diyorsun sen. Evelin. Aha. Evelin'in evi burası abi. Evelin'in evini bulduk. Peki. Sen versene diyeceğim de sen tam bir deyus, yaşlı ihtiyar, pislik, şerefsiz godoş. Abi Evelin dolapları da ağzına kadar doluymuş. Çöpünüzde ne var lan? Boş. Dolu olsa ne yapacaktım ki? Çöpünü mü atacaktım? Ya şuradan göremiyorum da yukarıdan Evelin var mı yok mu? Ama evinin yakınlarında dolaşıyordur. Yaşlı başlı kadın nereye gidecek ya şey günü? Ama çok karıştırıyorum. Ha Evelin teyze gel. Ya gel. Canım. Şöyle yapıyorum. Evet, getirdim. Teşekkür ediyorum. Çok süper bir insansın. Vay be, tamam. Buradan da güzel para kazanmış olduk. Şimdi ben beyitleri almayı unuttum değil mi? Gene. Ay kafama. Çok acayip boş bir gün geçirdim şu an ya. Sana selam vermeyeceğim çünkü köydeki herkesle tanıştım zaten. Of, şey sıkıntı ya. Boş bir gün geçirmiş olmam gerçekten büyük bir sıkıntı benim için. Bir de şeyi merak ediyorum. Iron bulsam benim bu kazmalar onu kazabilecek mi? Bait. Bait. Şimdi şunu denemek istiyorum öncelikli olarak. At bakayım. Olmuyor. Şöyle at. Oldu. Çok kısa sürede anlamam gerek buradan bir şey çıkıp çıkmayacağını. Gel. Driftwood. Nedir Driftwood? Çöp. Geç. Tamam, buradan balık tutuyoruz abi kesinlikle artık. Şuradan hızlıca bir aşağı inip şeyden tekrar balık tut. Aa. Burada böyle kocaman bir yer var. Dur ya, esas ben buradan tutacağım abi balığı. Göl dediği kesinlikle burası zaten demek ki o zaman. Tamam ya. Oo gel. Ya saçmalama. Attığım şeyler yemler memler boşa gidiyor. Çıldıracağım. Yemsiz atınca da böyle mal gibi bekliyorsun. Evet abi gene çöp. Demek ki benim kendi arsam için hiçbir yerde balık tutamayacağım. Gerçekten şuradan geçmek için taş kırmak zorunda kalmak istememiştim ama başka çarem yok. Şunu alayım hemen. Derken bir tane daha çıktı. Şimdi ama şurada bir tane daha var. Ben buradaki şu yerdeki odunları toplayabiliyor muyum acaba? Evet, demek ki burası da mı benim arsam? Ya da ben milletin arsasına da mı dadanabiliyorum? Burası ne kadar bereketli çıktı ya. Abi orada bir tane daha bitki gördüm ama gitmeyeceğim, yeter şu şey. Bugünüm çok boş geçti gerçekten. Şu 3 tane balık tutayım da.
Ve hakikaten Diyarbakır'da olabilecek mekanları da öğrenmem gerek. O konuda da çok eksiğim var. Gel bakayım. Diyarbakır'da tutulacak mekanları öğrendikten sonra o şeyi tamamlarım ben bir şekilde. Community Center'daki balık dalgasını. Çok güzel. Çap. Aa, Fisherman. Yine Achievement aldım. Ne oldu da acaba? Şu tarafa doğru atalım biraz. Şu baitleri, hava çok kararmazsa bitirmek istiyorum. Diğer baitleri şeyden yapabilirim çünkü. Bendeki o böcek şeyinden. Böcek etinden. Gel bakalım. Çok güzel. Zerre sektirmedim, direkt çektim. Çap, bu çap ben şeyde hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyor da olabilirim ama Community Center dalgalarına yoktu sanırım. Eve gidince ona tekrar bakacağım. Çabuk çabuk. Abi bait taktım hızlı. Kırmışız. İyi, güzel balık geliyor aslında. Ama saat oldu 9. Bende 5 tane bait var. Bitirebilirim ya. Hiç sandıklı balık çıkmadı. Ne yapınca çıkıyor acaba? Ya da o kadar rastgele mi? Yine çap. Abi biraz bu tarafa dönüyorum o zaman. Ya da şuradan şöyle atabilirim. Hep aynı şey çıkmaya başladı oradan. Bu yaptım da bir etkisi var mı yok mu bilmiyorum. Sadece çaresizlik. Pardon. Hop, gel bakayım. Gerçekten köye değil de yani balık çiftliğine gitsem daha mutlu olurmuşum ben. Balık tutmaktan başka köyde hiçbir şey yapmıyorum adeta. Brain de zaten vardı. At hemen. 9.40. 11'e kadar... Oha, hemen geldi. Ya ben bitiririm bu yemleri ya. Gel gel gel. Oy oy oy. Dur 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 dur. Ne geldi? Çap zaten vardı. Yok, geri al onu. Tak. At. Oha, hemen geldi yine. Bu arada şu tavuk mavuk için coop yapmak istiyorum gerçekten ya. Onu nasıl yapacağım acaba? O bizim şeyin de hiç yolum düşmüyor ki abi. Marangoz, yöresel marangozun... Yanlış tarafa attım. Olsun, oraya da olur. Bizim yöresel marangozun evinin oraya da hiç yolum düşmüyor. Düşse aslında tekrar bakacağım. Neyse, parası şeyi, ben balıkçılıktan paramı kazanıyorum çünkü. Ondan yana çok bir sıkıntım yok. Bir şekilde toparlar parasını, verin, getirsin, yapsın neyse de. Ulan merdiven olayına bakmam lazım. O merdiveni hangi şeyden ne tarafa doğru indirebiliyorum? Son 2. Hadi bitireyim ya. 12'yi biraz geçe giderim hemen herhalde. Aa, tamam. Yeşil alt çıktı. Boğazımla böyle bir şey oldu sevgili dostlar. Kulağınıza kulağınıza kümf kümf öksürüyorum ama kusuruma bakmayın. Ama malum balıkçılık zor iş. Yayında balıkçılık daha da zor iş. İşte bu da benim şaka anlayışım. Gel bakayım. Bu da yeşil er çıktı. Elime kılıcımı aldım. Çünkü köylük yerde gece yarısı gidiyorum. Şu aralardan, derelerden geçeyim. Belki bir şey bulurum dedim ama. Hiç gerek yokmuş öyle bir harekete. Hadi bir tane şunu aldım. Tamam, şu kendi arsama girdikten sonra şöyle biraz daha rahat ediyorum gerçekten. Burada başıma çok bir iş gelmez diye düşünüyorum. Zira köpeğim de var. Bir şey olursa köpeğim tokmak koşar, saldırganları ısırır. Çok güveni bana vermiyor. Bu arada köpeğimin adının tokmak olduğunu duyan Emik kardeşimiz de inanamadı, arkadan tokmak mı diye sordu. Tabi buradan da şunu anlıyoruz, benim bölümlerimi seyretmiyor bu pis adam. Ona da sonra bilahare 4 gündür izleyemiyormuş, bunlar da bahaneler. Seti varmış, çalışıyormuş. Ben bilirim o setleri. O setleri çok iyi bilirim. Şimdi tamam, günü bitirirken şu Community Center'ın satıl çab var. Brim'leri koydum. Çab zaten başka hiçbir şey yok.
Selfish gitmiş. Şey, Tiger Trout geç. Buydu değil mi? Tamam. Zaten şeklinden belli, çablar çok ya. Ya şunları şansına bir tane o balık şeyi yap. Onun için iron lazım değil mi? Evet. Şunda da yoksa yok. Çabları da satıyorum, brimleri de satıyorum. Hepsinden güzel para gelir diye tahmin ediyorum. Saat 12 olacak ama neyse olsun. Yukarıda 2 dakikada bal kabağına dönüşmeyeyim ben de yani. Bunlardan iyi para kazanacağım zira. Buraya geldim. Şöyle şey ettim. Şu yatağımın kenarına da geçtim. Oyunu da durdurdum. Oh sevgili dostlar, köylük yer 17 gündür dayanıyoruz. Köylük yerde bir survivor hayatta kalma mücadelesi 17 gün. Survivor'un birinci esası balık tutmaktır. Ben de balığımı tutuyorum. Gördüğünüz gibi fishing'im 4, combat'ım 1. Crafting'imde bazı eksikler var. Bu tarafa da geliştireceğiz. Olacak olacak, şey yapacağız ya. Tamam, sorun değil. Böyle böyle gireceğiz. Sana şu... Ha, onu da iron bar lazım. Ha, bu staircase'e bakacağım ne olur şimdi. O aklımdayken iyi oldu. Campfire ne işe yarayacak acaba? Bir de şu fiberi başka nerede kullanacağım ben? O burası bak biraz daha şey yapmaya başladı. Ha, 10 farklı balık yakaladım şu an, içimi almışım. Bunu da öğrendim. Güzel oldu. Böyleyken böyle sevgili dostlar. Yeni bölüm. Yarın tekrar karşınızdayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum. Haydi güle güle.